Hatırladım, ne var böyle zaten 50 yılına kadar burası pirinçli oldu bu şeyle, bu yüzübeli. Tamam, kareliydi buralar. İşte 50 yılına kadar buraya bir şey taşındı. Kazayı oradan buraya indi, ondan sonra işte çarşı oldu, işte şöyle oldu, böyle oldu. Ya bir tarafta yıkık var ama diğer tarafta da yenilik var. İkisinde var yani, birinin burukluğu, birinin heyecanı. Bu bunca emeğe de değer yani. Yusuf Ali'nin yukarı kalkışı, oraya yapılan hizmet gerçekten güzel. Hasan Bey. Ama tabii üzüntüler. Bütün annelerini gömüyorsun Yusuf Ali'ne, bir anda gidiyorsun. Çarşıdayız. Yusuf Ali'nin burası eski çarşı oldu şu anda. Dört yol dediğimiz kavşaktayız ve herkes burada birbirini tanıyordu. 10.000 nüfusumuz vardı. Şimdi yeni ilçeye çıktık. Muhtemelen insanlar artık birbirlerini tanımayacaklar. Yusuf Ali 1950 yılında şu anki yerleşim yerine taşınmıştı. Yani Ahalt Mahallesi olarak Yusuf Ali olmuştu. Ve şu anda biz de Ahalt Mahallesi'ndeyiz. Ahlat Mahallesi'ndeyiz. İlk yerleşim yeri burası. Gördüğünüz üzere şu anda sadece yol var. Yukarıdaki evler tamamen artık terk edilmiş. Kapısı, penceresi sökülmüş. Karkas olarak duruyor. Burası da yani tahminen 1-1,5 ay içerisinde artık bu yollarda sular altında kalmış olacak. Önceden burası Yusuf Ali'nin merkeziydi. Ahalt Mahallesi olarak. Şu anda ilçe merkezine doğru aracımızla yol alıyoruz. İlçedeki son durum hakkında, ilçede artık insanlar taşınma telaşı artık bitti zaten. Taşınma çok az kalmıştı. Sadece işletmeler kaldı diyebiliriz. Yani konutlarda herkes yeni yerleşim yerine çıkmıştı. Şu anda işletmeler kaldı. Onların başlıca sebeplerinden birisi de yeni yerleşim yerinde bazı işletmeler hak sahibi olamadığından dolayı, kişiler hak sahibi olamadığından dolayı konutların yapılmadığını, yani iş yerlerinin yapılmadığı için yukarıya yeni yerleşim yerine taşınamadıklarını söylüyorlar. Böylece kısaca bir bilgi vermiş olduk. Şu anda ilçe merkezine doğru yol almaya devam ediyoruz. İlçe merkezine girmiş bulunmaktayız. Kavşak. Gördüğünüz üzere bütün binalar harabe durumda. Burada hala bir yaşam varmış gibi gözükse de aslında gece burası ıssızlığa bürünüyor. Sadece vatandaşlar, yani burada yaşayanlar kalan eşyalarını almak, bazı işlerini halletmek için gündüz buraya geliyorlar. Diğer türlü burada bir yaşam kalmadı diyebiliriz. Ocak 2024 Eski Çarşı'dayız. Yusuf Ali'nin burası eski çarşı oldu şu anda.
Dört yol dediğimiz kavşaktayız ve herkes burada birbirini tanıyordu. 10.000 nüfusumuz vardı. Şimdi yeni ilçeye çıktık. Muhtemelen insanlar artık birbirlerini tanımayacaklar. Güzel bir ilçe oldu. Yaşanır bir ilçe oldu ama bizim burada tüm hatıralarımız burada kaldı. Siz de biliyorsunuz Fatih Bey, bizim güreş sahamızdı burası çok eskiden. Sonra aşağıya taşındık ama bunların hepsini sular altında bırakacağız. Olsun, insanlar göçüp gidiyor bu dünyadan. Biz de ilçemizi bırakıp gidiyoruz, yani yapacak bir şeyimiz yok. Size de teşekkür ediyorum. Arkadaşım Osman Bey'e de bir iki sözü hakkı bırakıyorum. Peki şu an son durum ne burada? İnsanlar neden hala burada? Yani hangi çalışmalar yapıyor? Şimdi yukarıda tabii ki dükkanları çıkmayan arkadaşlar var. Onların da dükkanları inşallah yakın bir zamanda yapılacak. O nedenle dükkanları da biraz bekliyorlar, yani beklemede. İnşallah önümüzdeki aylarda bir hikaye de çıkarlar inşallah. Tabii ki işletmelerin belirli yerlerinde yani sıkıntılar var. Tabii ki adam da çıkmış yukarıda 4. bölgede, işin elverişli değil. O nedenle yani inşallah o sıkıntıları da halledecekler yani yakın bir zamanda. Basit bir şeyle çözülebilir. Yani çözülür inşallah. Size teşekkür ediyoruz ilginiz alakanız için. İyi yayınlar diliyorum. Gelecekte izleyecek olan kişiler burayı ne olarak hatırlasın? Atalarının, dedelerinin bir emaneti olarak, ama biz bu emanete şöyle sahip çıkmadık diye demeyelim, yaşadık, gördük. Ama şu andaki bulunduğumuz ilçede evler çok uygun fiyatta, dükkanlar aynen. Biz bununla köyde bir kat dahi yapma şansımız yok. O konuda da devletimize teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Güzel de bir ortam. Sadece bir yakıtlarla ilgili bir sıkıntı var, onu da doğalgaz sözü verdiler. Onu da muhtemelen bu sene çözmeseler seneye çözmüş olurlar yani. Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Sağ olun. Görmüş olduğunuz yer önceden adliye, kaymakamlık, oraları yeriydi ve şu anda tamamen enkaz haline, yani yıkılmış durumda. Burası da Üsfeli'nin güzel bir parkıydı. Şehit Can Türk Kasap Parkı'ydı. Ve burası da bu şekilde artık ağaçları falan da kesiyorlar. Çünkü tamamen sular altında kalacak burası. Şu viyadükler hakkında edindiğim bilgiyi de aktarmak istiyorum. Burası biliyorsunuz daha Üsfeli Barajı daha bitmeden altındaki konutlar istimlak edildi ve apar topar çıkartıldı. Prefabrik binalar kurulmuştu. Oraya yerleştirilmişti buradaki yaşayanlar. Fakat şu anda viyadüklerin, yani beton blokları yapıldı ama üstü daha yapılmadı. Bu da bir an önce artık yapılması lazım. Çünkü ilçeye tek ulaşım bu viyadükler üzerinden sağlanacak bir ilçe. Bu viyadük bitmediği takdirde İlçenin ulaşımı biraz uzamış olacak. Çünkü Sarıgöl tarafından giriş sağlanacak. O da yaklaşık 30-40 dakika zaman kaybına neden olacak. Umudumuz bir an önce bu viyadüklerin tamamlanıp tamamen ulaşıma açılması, yenileşim yeri içinde bu viyadüğün önemi çok büyük. Şu anda hareketlilik var ilçede. Gördüğünüz üzere artık hurda toplayanlar, ev eşyaları kalanlar burada bir hızlı bir şekilde son aşamalarını yapıyorlar. Çünkü kısa zaman sonra artık şu anda yürümüş olduğumuz yerler suların altında kalmış olacak. Herkes için hüzünlü bir yere sahip. İlçede manzaralar bu şekilde. Şu anda Ocak ayının ortasındayız. Yani Ocak ayının ortasındayız. Havada günlük güneşlik, kar bile yok. Kuraklık da kapıda ama tabi Allah'ın işi belli olmaz. Barajlar önemli. Ülkemizin enerjiye ihtiyacı var. Bunun için her şeyden vazgeçilebiliyor. Üsfeli Barajı dünyada 5., Türkiye'de 1. Ülke ekonomisine de çok ciddi katkılar sunacak bir yere sahip.
Yapı maliyeti açıklanan verilere göre 36 milyar TL'ye mal olmuştu. Baraj inşaatı, ilçe, yeni yerleşim yerleri, köyler, birçok köyde sular altında kalmıştı burada. Ama Yusufeli Barajı kendini, bütün masrafını 6-7 yılda amorti edebilecek yapıya sahip. O yüzden geliri gideri bir tarafa bırakıp ülkenin ekonomisi açısından, enerji bakımı açısından bazı değerler mecburi yok edilmek zorunda kaldı. Evet, burada yaşayan vatandaşlarımız hala bekliyor. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Ölçüm mü yapıyorsun? Hayırdır? Yok, çekim yapıyorum. Nereye yapıyorsun çekim? YouTube kanalına, kendime. Afiyet olsun. İlçe su altında kalıyor. Son çaylarınızı içiyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Üzüntü verici. Kötü bir durum. Yeni yerleşim yerinde eviniz var mı? Olacak inşallah. Olacak. Şu an nerede kalıyorsunuz? Şu anda burada kalıyoruz. Ama yeni yerleşim yerinde mecbur. Mecbur. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler. Kolay gelsin. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hesap neydi? Ben Muhabir 08. Ayrıca 08, evet. Tane, tamam. Fatih Tüysüz. Aynen, sonundalar yani. Demin şeyde gezdik. Gitgide yaklaşmış artık. 1000 metre civarında. Aynen, bir şey kalmış. Üstünün iki tane yolu vardı. Bir üstten, evet, bir alttan, evet, sahil dediğimiz yer. Orası şu an kapandı zaten. Üstteki açık sadece. Öyle yani, son günler. Ne hissediyorsunuz ya, böyle şu anda evlerin böyle yıkık dökük olması? Çok farklı bir şey yani. Ya bir tarafta yıkık var ama diğer tarafta da yenilik var. İkisinde var yani. Birinin burukluğu, birinin heyecanı. Evet. Güzel birinde olacak umarım, bakalım. Birinde hüzün diyeceksin, birinde güzellik. Ne? Şimdi, tekrar sence şey. Sence Yusuf Ali'ni sen nasıl görüyorsun şu an? Birçok anneni gömdün gidiyorsun. Ama yeni yerleşim yapılan yerlerin de çok güzel olduğunu söyleyelim bir defa. İnsanlarımız belki huzurlu olacak, belki huzursuz, şu an huzursuz ama bu bunca emeğe de değer yani. Yusuf Ali'nin yukarı kalkışı, oraya yapılan hizmet gerçekten güzel. Hasan Bey. Ama tabii üzüntüler, bütün annelerini gömüyorsun Yusuf Ali'ne, bir anda gidiyorsun. Şimdi en önemli şey nedir? Bir insanın bayrağı, vatanı, milleti, insanı, toplumu yoksa gelişi de yoktur, güzelliği de yoktur, dostluğu da yoktur, anlamı da yoktur, konumu da yoktur. Ama bunların hepsinin iç içe oluşundan yine Yusuf Ali halkının birbirine kenetlenmesi, birbirine sahip çıkması birçok şeyi hakkından, üstesinden gelecektir, başaracaktır. Onun için yenilikler her zaman iyidir, çağ atlıyor. Bütün dünyanın geneline baktığın zaman biliyorsun çok şeyler de dönüyor Türkiye'nin üzerinde, oyunlar da oynanıyor. Ama bunları da atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanı bunlara göğüs germiştir, gerdiği kadar da geriyor. Gereken neyse o da yapılacaktır. Yani diyorsunuz ki enerji için biz vatanımızdan, yurdumuzdan vazgeçtik. İlçemizden vazgeçtik. Yeni yerleşimler de çok güzel oldu. Tabii ki yani bu bizim gelişimiz, varlığımız, bizim vatan bütünlüğümüzdür, bayrak bütünlüğümüzdür. Toplum olarak, halk olarak da bizim hep iç içe oluşumuzdur. Bizim yenilikler bizim çağ atlayışımızı gösterir. Güzelliklerimizi, doğruluklarımızı, dürüstlüklerimizi gösterir. Bunlar çok önemli şeyler yani. Birçok şeye imza atıldı yani. Evet. Bugün Türkiye'nin her yerinde olmayan çok şeyler başarıldı. Ve yapıldı hükümet döneminde de. Bunları da görmemekten gelmemizlik ayıp olur. Göz ardı edilmemek lazım. Onun için insanlarımız huzurlu, mutlu ve güzel olacak. Daha da iyisini de göreceklerdir. Tabii ki bir zaman alır ama 2 sene ama 3 sene. Ama bu esna içerisinde herkes kendi düzenini, kendi şeklini güzelleştirecektir. Bundan eminim yani. İsim soyisim neydi abi? Benim ismim Dursun. Ya isterler. İsmim Dursun. Mekansız Dursun derler. Mekansız Dursun. Heh. Lağım da o. Evet. Tamam babacığım. Dursun Bey zaten gerekenleri söyledi. Afiyet olsun sizlere de tekrardan. Teşekkür ederiz. Şöyle bir gezelim. Ondan sonra iş yaparız. Eyvallah. Dur. Orada kalk da gel çay iç. Orada oturma. Orada güneş doğuyor, güneşe. Kaç yaşındasın?
91. Burada mı hep yaşadın? Ankara burada. Hem burada yaşadım ama gene. Birkaç tane buraya geliyorum. Evet. Ne kadar yaşasan ki sonu ne? Peki şimdi sular altında kalacak burası. Bursa'ya geliyor, Bursa'ya geliyor. Bu Bursa'da duruyor, Bursa'da. Bunun çocuğu, büyük oğlu burada, küçük oğlu Bursa'da. Evet. İki oğlu var bunun. Büyük oğlu, büyük oğlu ile duruyor. Küçük oğlunun yanına gidip geliyor. Bu hacı. 91 yaşında tarihe tanıklık etmiş, yani geçmişe tanıklık etmiş. Şimdi neler... Geçmişini bilen adam budur işte. Geçmişini bilen adam da budur. Buna neyi sorsan cevabını verir sana. Evet. Geçmişini bilen adam bu adam. Buranın ilk kuruluş yılını hatırlıyor musun? İlk kuruluşu mu? Evet. Ben ilk kuruluşu 51'de. Sen var mıydın o zaman burada? Buradan bilmem, bu köyünden burada yaşadı o zaman bilmem olur mu? 50 yılında bu yendik bu şeyde, Okdam'daydı. 50 yılında buraya indi. Buraya indiği zaman ama ne zamanla geçti ne oluyor şimdi. Ama şimdi ben yine kalkacak, yine kaldı. Şimdi böyle bazı yerler bozuldu, yerler bile tanıyamıyorum. Yıkmaya çıkmışlar. Hem neler buldu, neler oldu. Az dur. Mesela bu beyle alakalı. Ya bu eksen hatırladım, ne var böyle, zaten 50 yılına kadar burası pirinçle oldu bu şeyler. Bu Yüzübeli. Burası tam arzuydu. Kahreledi buralar. İşte 50 yılındaki bu ev şey taşındı. Kazayı koyduğuna buraya indi. Ondan sonra işte çarşı oldu. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi yine böyle. Yine yıkıldı burası. Yine çıktı. Yukarıya çıktı. Dönüyorum. Güzel evdi. O tarafında evdi. Sonra halkı temiz ama ne oldu ki? Baraj. Berbat etti ya baraj. Haydi canım, haydi malım, Şinan Ay aslan yarim, haydi.